Real TV Amerika bürosu haber verir. Son zamanlarda Amerika'da dış politikada hareketli günler yaşanıyor diyebiliriz. Hatta geçtiğimiz cuma günü Alaska'da dünyanın en büyük iki ekonomisine sahip ülkeleri olan Amerika ve Çin arasında yapılan toplantı gerginlikle sonuçlanmıştı. İşte o Alaska'daki görüşmeye katılan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken görüşme sonrası yaptığı basın açıklamasında Çin için uluslararası arenada giderek artan kınama mesajlarına rağmen Şincan'da insanlık suçu işlemeye ve soykırım yapmaya devam ediyor demişti Blinken ve Pekin'e Uygurlar ve diğer etnik azınlıklara uygulanan baskılara son vermesi çağrısı yapmıştı. Dolayısıyla Washington, Çin Şincan bölgesindeki etnik Müslümanlara hedef alan ihlalleri soykırım olarak nitelendiriyordu. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Maliye Bakanlığı bünyesindeki Yabancı Mal Varlıklarını Kontrol Dairesi Başkanı Andrea Gachki de yaptığı açıklamada Çinli yetkililer Şincan'daki Uygurlar ve diğer etnik azınlıklara zulme devam ettiği sürece bunun sonuçlarıyla karşı karşıya kalmaya devam edecek demişti. Ve aslında baktığımızda öyle de oldu. Bugün Amerika Birleşik Devletleri Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Çin'in Şincan bölgesinde yaşanan insan hakları ihlallerine bağlantısı olduğu düşünülen iki yetkiliye daha yaptırım kararı alındığı bildirildi Amerika tarafından. Çünkü daha önce Washington'da benzer bir karara imza atmıştı. Yani geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Çin Politbüro üyelerinden Şincan Komünist Parti Sekreteri Chen Kuangun'un da aralarında bulunduğu 6 kişiye yaptırım uygulama kararı almıştı. İşte bu sefer de bakanlık yaptırım uygulanacak yetkililerin Çin Komünist Partisi'nin Şincan Üretim ve İnşaat Birliği Genel Sekreteri Wang Jiangzeng ve Şincan Kamu Güvenliği Bürosu Başkanı Chen Migu'nun olduğunu açıkladı. Bu iki Çinli yetkili Amerika Birleşik Devletleri küresel Magnitsky insan hakları sorumluluk yasası uyarınca yaptırımlara maruz kalacak isimler. Amerika Birleşik Devletleri Maliye Bakanlığı açıklamasında kararın Avrupa Birliği, İngiltere ve Kanada tarafından atılan adımları tamamlayıcı nitelikte olduğu da belirtildi. Zaten Başkan Biden da Çin'e karşı koymak için Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefikleriyle yakın işbirliği içinde olacağı taahhüdünde bulunmuştu. Aslında Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerin aldığı kararlar Çin'in en üst düzey yönetici kadrosunu hedef almasa da bazı yetkililer adına alınan bu kararlar Biden yönetiminin müttefikleriyle birlikte Çinli yetkililere karşı tavır alması açısından bir ilk diyebiliriz. Bakalım ilerleyen günlerde Çin'in tepkisi nasıl olacak? Özlem Şen Yaşar, Real TV, Washington.